Bak burada gör. Bayanlar baylar, güzel bir alışveriş gününden herkese merhaba. Ve alışveriş yüksek bir tempoyla başladı. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Şık bir perdeleme, Merve trençkota doğru gidiyor. Aldı, onu da aldı. Derken Merve iyi yükseldi. Ayakkabıları aldı ve son saniye atışı. Bravo. Sevgiliyle Merve. Gidilen alışverişi eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Bilyoner. Maçın eğlencesi Bilyoner'e girdiğin an başlar. Hoş geldiniz Bilyoner Çift Pota'ya. Bugün sevgili Uğur Ozan Sulak nerede? Soru bu. Tereddüt ettin soyadımla alakalı. Hayır hayır, soyadınla ilgili tereddüt etmedim. Soruyu nasıl bitirsem diye bir an düşündüm. O yüzden de vakit kazanmak amaçlı. Hangi şehirde? Bildiğim kadarıyla sen de geçen hafta 4-5 gün müydü? 5 gün Barcelona'daydın. Evet. Şimdi buradan bir şey kazanamazsın. Demin Aras'la konuşuyorduk. Adam her gün bir yerde muhabbeti falan yapar. Her hafta bir yerde muhabbeti yaparken daha Madrid'den yeni geldi dedim. Sonra ya dur arada zaten Budapeşte de vardı dedik. Yani bugün de... Şöyle... Biri laf attı bana. Doruk'la yürüyorduk. Sen de gördün işte sevgili Doruk Keskin de burada. Yürüyorduk havalimanında. Laf attı bana şey diye işte. Abi durmuyorsun yerinde. Hiçbir de selam falan vermeden. Ben şey ya Partizan Olympiakos'a geldim. Maç programı ona göre işte Esport'taki maç programı ona göre ayarlandığı için. Yani maça göre değil. Bana bugün bir maç bahşedilmemiş. O sebeple ben de bugünü bu şekilde değerlendirmek kararı çok aldım. Acı gerçekten de sen de buna çok şey yapmışsındır, içerlemiş ve... Evet, dünkü Maccabi maçının tahribatı ancak bu şekilde. Evet. İlginçtir, maçı da ben anlatacağım akşam. Yani ama... bağlantım olacak benim de maç önünde eğer şey yaparsan. Baskonya Efes maçında. Orada bir iki dakikalık bağlantı gerçekleştireceğiz. Bakalım. Hı. Ama şehri hiç hazır görmedim. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Şehir hiç hazır değil maça. Evet. Ama şey tabii şimdi Olympiakos'la Kızıldız'ın da bir Ortodoks işte Brotherhood şeyi var. O yüzden oradan da bir yakınlık var. Yani Kızıldız'la Olympiakos arasında. O yüzden Partizan Olympiakos'un da mini bir rekabeti vardır her zaman. Hı. Toni Kukoc maça geliyormuş. Benim için... Evet, Toni Kukoc maça geliyormuş. Onunla bir görüşeceğiz dediğim şey olur yani tabii ki. Selamlaşma, çok bir konuşacağını zannetmiyorum. Bir fotoğraf belki çektirebilirim. Öyle yani benim son yıllarda en heyecanlı olduğum maçlardan biri. Tribün inanılmaz olacak bence. Çünkü Partizan için içeride olmaya da dışarıda kalma maçı. Evet. Olympiakos da zaten hani yukarıyı hedefliyor. Bu sene hiç izleyememiştim şeyde maç. Belgrad'da maç. Geçen sene gittim de bu sene gidemeyince fırsat olunca gideyim dedim. Güzel. Keyifli seyirler diyoruz. Ben de anlatımda olacağım. Sonunda iyi anlatımlar. Evet. Ben bu arada şu bir bilgi... Pardon. Çok gereksiz bir şey için keseceğim de evin dekorasyonu çok şık. Arkanda çok, Reşat çok Nuri Güntekin'in evet. Ölümsüz eseri Game of Thrones tablosu. Yani... Çok stratejik bir yerde yayına başladın. Evet, buyur. 4 yoldayız şu an. Dört yolda işte. O evdeyim. Oradan şey gideceğiz. Yeni tarafa gideceğiz. Yanova'ya gideceğiz ama burada beni de şaşırttı açıkçası. Onu söyleyebilirim. Ben şunu söylemek istiyorum ilk olarak. Yani ben bugün telefondan da bağlandığım için ne YouTube yayınını görebiliyorum, hani soruları görebiliyorum, ne işte kaç kişi izliyor onu görebiliyorum, ne bir şey direkt yazılıyor onu görebiliyorum. O yüzden bugün tamamen sendeyiz, yarım saat işte 40 dakikalık bölümde neyse artık. Tamam. Şimdi biraz sıradan gireceğim. Bir saniye. Euroleague bugün bitmiş olsa normal sezon MVP'si kim olur? Selçuk Genç sormuş. Kendisi de sanki en istikrarlı olan Lesor gibi diye eklemiş ama. Yok ya. Ama bence Mike James olur. Mike James olur bence. Bugün bitmiş olsa evet yani. Mike James olmalı. Yani takımın bulunduğu noktayla falan da birlikte değerlendirildiğinde ve o takım içerisindeki ağırlığıyla değerlendirildiğinde yani hani seversiniz sevmezsiniz. Başka türlü geçerliğini sorgulayabilirsiniz ama ben de katılıyorum sana.
Özellikle normal sezon için, çünkü o takım içerisindeki rolünün payı ve takımın başarısı önemli şeyler. Yani yok, sen söyle. Ben sadece şunu ekleyecektim. Yani şimdi Monaco, Mike James, bence tüm Mike James'in kariyerini değerlendirdiğimizde en olgun, en takım oyuncusu ve en kazanmaya yönelik ilerleyen oyuncu profili. Mike James'in geçmişteki takımları, işte Milano'yu, CSKA. Hadi CSKA zaten farklı bir takımdı ve pandemi sezonuna denk geldi. Birinde zaten NBA'de gitti. Orası da böyle çok kötü bir deneyimmiş gibi konuşmamak lazım. Ama Baskonya'da ana rolde değildi. Milano çok kötü bir deneyimdi. Panathinaikos'ta hep en iyi Real Madrid'e denk geldi. Yani Kalatis'le birlikte olan arka alanda ve ben çok çok iyi takımlardı o Çevre Pascual takımları. Ama yani kazanmaya en yakın olduğu ve kazanmaya en yakın olduğu takımda da aldığı rolü hesaba katacak olursak kuşkusuz en olgun olduğu dönemde. Ha bu yıl Final Four yapamazsa Monaco, ki yapamayabilir. Yani en azından yapamama ihtimaliyle yapma ihtimali eşit gibi duruyor. Genel olarak kamuoyu görüşüne ya da işte senin benim fikrime, biz kendilerimizle de konuşuyoruz. Bunu hesaba kattığımızda yani bence diyor olabilir, ortalama alacak olursak. Yapamazsa o zaman işte gold mod, yani bu tartışmalar ne kadar gerçeklik kazanır? Orası tartışmalı. Çünkü kontrat yılında şu an çok ciddi bir para istiyor. Panathinaikos'tan, işte Monaco'dan, neyse yani. Zaten birçok takımla hani görüşüyor. Yani Final Four yapamadığı denklemde baktığında Mike James'in kariyerinde iki tane Final Four olacak. Biri Baskonya, takımın ana oyuncuları Darius Adams, Yannis Brusis. Diğeri de geçen sene zaten. Ya GOAT falan öyle ayrı konu. O, öyle onlar değil tabii, ama hani normal sezon MVP'si gibi bir paye verilebilir. Çünkü zaten hani Euroleague'de Mike James kadar bir takımda öne çıkan, usage rate falan anlamında öne çıkan bir oyuncu da çok fazla bulamıyorsun. Ya da işte bulduğunda takım başarısıyla aynı paralelde gitmeyebiliyor. O anlamda bu sezon normal sezon MVP'sini konuşuyorsak bence de bir numarada. Houston Rockets'ın playoff şansıyla alakalı sorular var ve Alperen'in dönüşünü hızlandırır mı? İyi yayınlar. Şimdi playoff şans, yani play-in şansı belirdi zaten. Golden State'in sadece malum bir yenilgi arkasındalar. Bu arada Ozan dondu galiba abi. Sen ona bir el atarsın. Ben cevaplamaya devam edeyim. Malum hani bu 10 maçlık galibiyet serisiyle birlikte zaten Golden State Warriors'ın sadece bir yenilgi, bir maç arkasına kadar geldi Houston Rockets. Bence bundan mesela 10 gün sonra, yani iyice zaten normal sezonun sonuna gelinmiş olacak ama Golden State'in de takvimini düşündüğümde, Golden State de hani görece elverişli bir takvim dönemi yaşayacak bu dönemde. Houston Rockets'ın önündeki takımları düşündüğümde bunu sürdürüp son ana kadar yarışta kalmaları ya da Warriors'ı geçmeleri bana çok mümkün gelmiyor. Ama şu da var, bir şekilde Golden State'in de tökezlemesiyle birlikte, onların da sürpriz 1-2 yenilgi almasıyla birlikte sonuna kadar götürebilirlerse, işte sorunun ikinci kısmını öyle yanıtlayayım. Alperen'in dönüşünü şu anlamda hızlandırabilir. Yani tabii ki iyileşmeden riske etmek istemeyeceklerdir. Ama bundan önce konuştuğumuzda Houston Rockets'ın zaten play-in için bir şansı yok gibi düşünüyorduk. Ve Alperen'in tamamen bu sezonun kalanında oynatmayıp iyice garanti yola gidebilirdi Houston Rockets. Yarışta kaldıkları müddetçe Alperen de eğer hazır hissediyorsa, oynayabilecek durumdaysa, tamam hani saklamaya gerek yok, o zaman Alperen'i de oynatarak daha güçlü bu yarışta yer alalım, pekala diyebilirler. Yani Amerikan medyasının bir kısmındaki, o bir kısmı da çok kale almamak gerekiyor, ortaya çıkan Alperen'le bu takım daha iyi oynamaya başladı, Alperensiz bu takım daha iyi oynamaya başladı şeyini çok da ciddiye almıyorum. Alperen'in yokluğunda sadece şöyle bir çözüm bulmuş oldu Houston Rockets. Yani Amen Thompson'ı bir 5 numara gibi, hücumda özellikle bir 5 numara gibi kullanıp, onun ki zaten sezonun ikinci yarısında giderek rolünü arttırıyordu. Onun devrilmeleri, onun belli özellikleriyle ve atletizmiyle birlikte bir başka çözüm buldular. İşte Jock Landale falan da oynuyor zaten orada. Tabii ki Jalen Green'in çok formda olması da bir faktör.
O başka bir tarafından değerlendirilebilir. Ama bu Alperen'i dışarıda bırakacakları bu ritmi bozmamak adına Alperen'i döndürmeyecekleri anlamına gelmiyor. Fakat Warriors ve Rockets yarışını değerlendirdiğimde, yani maç bir maç önde olmasından bağımsız, ben fikstür olarak da biraz daha Warriors'ı şanslı, biraz daha önde görüyorum. Yani son ana kadar Rockets'ın bunu götürebileceğini pek düşünmüyorum. Kusura bakmayın, bu arada telefon geldi. Ben work modu almıştım. Yine de favoriye eklenen birinden olduğu için çaldı. Konu kapatmaya çalışırken düştüm. Bir amatör bir hata oldu. Bir Emre Özcan hatası yaşadım. Kusura bakmasın lütfen. Başta izleyicilerimiz, sonra sen, sonra Ali abi. Olympiakos Keenan Evans haberleri doğru mu? Yanlış çok değil. Ya şöyle, yani karşılıklı bir ilgi var. Ya şimdi şöyle, ben birkaç ipucu vermeye çalışayım. Avrupa basketbolunu takip eden, medyadaki kişileri takip eden, ki ben kendimi de belirli açılardan hani öykünmeye çalışıyorum ya da işte onlarla yan yana anılmaya çalışıyorum. Fikren söylüyorum bunu. Tabii ki oraya koymayanlar olabilir. Ama Soti bazen efsane bir gazeteci, efsane bir insan. Yunan basketbolunda Sotiris ve Takis, Jacob Rodovic için de çok yakın arkadaşlarından biridir. Yani şimdi şöyle, Sotiris bir şey yazdığında, Donatas bir şey yazdığında, bu yani daha önce yazmıyorsa, bekliyorsa zaten biliyordur haberi. Yazdığı an bu haber doğrudur. Yani bu yazma süreci, bu aşamasının yazmaya ihtiyacı olan insanlar değil bunlar. Tabii ki olabilir. Nasıl olabilir? İmza yok çünkü sonuçta bazı yazılarda. Yani bizlerin çoğunda sözlü onay üzerinden aslında gazeteler ilerlemeye çalışıyorlar. Ama Donatas da, Sotiris de sözlü olsa da, gerçekten hani sözlüyle o yazılı arasındaki bir nokta var, gri bir çizgi varsa, o haber yapan. Bittiğinden gerçekten emin. Ve hani Donatas'ın da Sotiris'in de bu konuların yanıldığını pek gördüm. Mutlaka vardır. Yani Euroops haberleri, yani Euroops çok değerli bir site olsa da, çok şey yapsa da, yani markada da, El Mundo'da da, buradalarda çok haberler yanlış çıkabiliyor. Doğru çıkanlar da var tabii ki. Ama İspanyol medyasında mesela ben böyle bir isim söyleyemem. Mesela Piti var. Piti yorumcu. Yani eski koç zaten. Öyle bir haber atlatma falan bir derdi yok. Zaten hani birçok insan da artık yapısı varsa da yapmıyor. Ama hani Sotiris bunu yazıyorsa buna ihtiyacı yoktur. Ya geçen seneki Vildoza Panathinaikos'u örnek alabilirler insanlar. Zaten Olympiakos'un yalanlaması da, yani yalanlamasan daha iyi yani. Hani öyle bir haber. Yani sırf takım içinde denge bozulmasın, şey olmasın diye yalanlanmış bir haber gibi okudum ben. Yunan basınında herkese belki güvenilmez. Sırp basınında herkese güvenilmez ama Sotiris'i ben en azından kendi açımdan ayırırım. Belgrad'da tanışma ve kısa sohbet edebilme imkanımız olur mu? Olur tabii ki, niye olmasın? Ben Dorçol tarafındayım. İşte bir süre daha buralardayım. Orada bağırırsanız Uğur Ozan çıkaracağım. ya bana Twitter'da da Instagram'dan yazabilir ki. Şu an hakikaten göremiyorum şeyi. Kimin yazdığını. O yüzden ya da maça gelecekse işte iki saat kala gidin oraya. Buyursun gelsin tabii ki. Nerede isterse. Yiğit Bey, Houston ve Golden State ikilisine hangisi play'in yapar demiş. Onu biraz yanıtlamış oldum. Yani bence Golden State hala Houston'ın 10 maç üst üste kazanmasına rağmen. Batı'daki play'in ve playoff yarışını nasıl görüyorsunuz? Valla çok ateşli. Üst tarafta da bayağı yarış var çünkü. Yani 4 için yarış var. İlk 3'ün kendi arasında yarışı var. İşte 6'daki takım play'ine tekrar inmemeye çalışıyor. Ya Lakers'ın bile, Lakers 9. sırada şu anda. Ben açıkçası birkaç gün öncesine kadar Lakers'ın, bundan sonra Lakers'ın ve Warriors'ın tek bir hesabı olabilir normal sezonun kalanında. 9-10'u ev sahibi olarak oynamak. Yani 9'a en azından tutabilmek ya da almak diyordum.
Şimdi öyle değil. Yani çünkü Lakers'ın da mesela önündeki birkaç maç gayet elverişli. Ondan sonra bu dönem iyi kritik galibiyetler de aldılar ve yani bence hala çok zor olsa da imkansız olmayan şekilde Lakers'ın şeyi yakalama imkanı var. 7'ye falan çıkma imkanı var. O yüzden onlar da çarpıcı. İşte aşağısı zaten yanıyor. Ben biraz fikstürü falan da düşündüğümde yani Dallas 6'da kalacak gibi hissediyorum. Dallas 6 bitirecek. Clippers, New Orleans, Dallas olacak gibi düşünüyorum. New Orleans çok daha formda Clippers'a göre ama onların da fikstürü zor. Ve Brandon Ingram'ın da şimdi sakatlığı varken biraz bocalama görebiliriz. 7-8-9-10'da da şimdi görme ihtimalimiz yüksek yani. Sacramento, Phoenix ve Lakers, Golden State eşleşmeleri. Bunlar arasında da yani 7 ile 8'e Phoenix ile Lakers bugünkü form durumları ve hani dengeleri düşündüğümde Lakers Phoenix ve Lakers oturabilir gibi geliyor. Bir tahmin yapmam gerekirse. Beşiktaş sorusu vardı bir tane. Onu yönelteyim sana. Emre Demir, Beşiktaş Emlak Jet'in tur şansını ne kadar görebiliriz? Ya şöyle bir başlangıçta da konuşurken Beşiktaş'ın mevcut kadro yapısı itibarıyla favori takımlardan biri olduğu aşikar. Yani ben çok iyi bir kadro ve çok iyi bir koça sahip olduklarını düşünüyorum. Yani şey de değil. Yani şimdi diğer takımlara baktığında mesela Paris Beşiktaş'tan pahalı bir takım değil. Yani bakıldığında şampiyonluk için kurulmuş takımlardan biri Beşiktaş. Sonuçta sezon içerisinde iki tane önemli hamle yaptı. Yani Kyle Olmun ve Marco Simon sezon ortasına gelen oyuncular işte yani takımdan gidenler vesaire falan düşündüğünde kadro yapısına baktığında kupanın diye aşikar. Ve ben bu açıdan da Nedim Yüceli'de, genel menajer Nedim Yüceli'de, işte koç Dušan Olimpijević'te, şube yönetimini de, işte başkanı da hepsini değerlendirdiğimizde gerçekten sezon ortasında tabii ki seçim olduğu için Beşiktaş'ta yani bu konudaki payinin kime ait olup olmaması gerektiği tartışılır. Ama sonuçta başarılı bir sezon. Yani özellikle mesela Karşıyaka'nın geçirdiği sezona baktığımızda, Karşıyaka'nın harcadığı paraya baktığımızda Beşiktaş'ın çok çok başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Ama şimdi burada Burg'a karşı ama bizim ülkedeki eşleşmeler, yani bu tarz eşleşmelerin yorumu bizim ülkede çok farklı ve çok keskin oluyor. Burg'a karşı Beşiktaş çok böyle net favori yani izlenim oluştu. Hı hı. Yine favori evet ama yani böyle Buruk işte kötü takım, yetersiz takım, orada zaten kazanır Beşiktaş. İşte Sinan Erdem'de Cuma günü çok ciddi bir kalabalık, çok rahat turu 2-0 bitirir gibi bir hava olduğu için. Tabii ki deplasman galibiyetleri geldiği için biraz da önceki iki turda. Bence hala bitmiş bir şey yok. Ya bana serideki maçların tahmini sorulsa ben şey derdim. Fransa'daki ilk maçı Burg kazanır. Hatta rahat kazanır ki söyledim ben bunu. Hani Sokrates maçı izledi arkadaşlar da başlangıçtan önce de konuştum. İkinci maçı Beşiktaş alır. Üçüncü maçı da Beşiktaş alır. Hani tahmini hı-hı olarak. Ama yani ilk maçı tabii kaybediliş şekli çok hoş olmadı. Ki yani Isaiah Mike belirli sezon performansının üzerine çıkan bazı hani bireysel etki yaratmış oyuncular var. Ama böyle Burg'da aman aman işte Risa Şeh oradan oraya götürdü gibi bir durum yok. Bir kere Axel Julien üzerinden Beşiktaş'ın çok net kullanması gereken bir mismatch var. Ama yani tamamen böyle enerjiye dayalı bir seri değerlendirmesi yapmak, Eurocup yarı finali, işte Euroleague çeyrek finali, Şampiyonlar Ligi yarı finali, Final Four gibi eşleşmelerde problem yaratıyor. Çünkü Beşiktaş'ın buradan daha kaliteli, daha maliyetli, şampiyonluk için kurulmuş bir takım olduğunu önce kendine hatırlatıp sonra da sahada bunu gösterebilmesi lazım. Yani ben çok beğeniyorum Frederic Fatu'yu. Bence kesinlikle Euroleague'de çalışmayan en iyi 4-5 koçtan biri. Yani Thomas Isalo'yu tepeye yazarız. Çünkü herif adam her yerde yaptı yani. Hani Kreisheim'da yaptı. İkinci ligde takımı aldı. İşte Bond'da yaptı. Paris'te yaptı. Yani kadro yapısına baktığın zaman hani tamam çok TJ Short üzerinden belirli şeyler okunabilir ve tek bir ana planı olduğu konuşulabilir.
Bu da gerçekten şey gibi oldu. Hani başka bir şey yapmıyor. Tek bir ana planı var. Onu kastetmedim. Baskın bir ana planı var. Yani o sınıftaki bence koçlardan biri. Olimpiyeviç de kesinlikle o sınıftaki koçlardan biri. Yani bugün Euro Cup yarı finaline baktığımızda, eşleşmelere baktığımızda ben Avrupa'da önü en açık 5-6 koçun 4'ünü burada görüyorum. Petar Bozic de bunlardan biri. Ve böyle bir şey de hatırlamıyorum. Sıralama da hatırlamıyorum. Yani takımların iyi olduğu, işte çok iyi Euro Cup sezonlarının olduğu, işte Bologna buradaydı, Partizan buradaydı, çok iyi bir Bursa buradaydı. Hatırlıyorum. Euro Cup geçen sene mesela çok kötüydü. Çok kötüydü. Şampiyonlar Ligi'nin epey gerisindeydi 2 yıldır hatta. Bu yıl öyle değil bence. Bu yıl takımlar çok iyiler. Beşiktaş da bu takımlardan biri. Ve hani şampiyonluk şansının net olarak hani hala ben devam ettiğini düşünüyorum. Ama Burgun'a FIFA alınmaması gerektiğini bence ilk maçta hepimiz bir kez daha gördük. Bir saniye. Orkun Bey yarın Beşiktaş maçında olacak mısınız? Sinan Erdem'in sizinle yürümek isterim. Ben yarın Fenerbahçe Alba maçındayım. İyi yayınlar. Oraya gelenlerle salona birlikte yürürüz diyeceğim de muhtemelen ben salonun hemen önünde ineceğim Önünde. Evet, Yani önünde. Sen o bir yüzden. Starbucks yaparsın. Valla ben direkt giriyorum abi. Saate de bağlı tabii Doğru. ama. Ege Onur sağ olsun, ben de son 3 maçtır o lükse erişmiş oldum. Knicks yeni yönetimiyle James Dolan'a rağmen süperstarı Knicks'e gelmeye ikna edebilir mi bir süperstarı? Örneğin kontratı biten LeBron. Yani bu LeBron mu olur bilmiyorum. Ben LeBron James'in şu an bir tahmin yapmam gerekirse tekrar takım değiştireceğini düşünmüyorum. Ama Knicks şeyi ayarlarsa pekala ikna edebilir birini. Yani ben orada James Dolan'ın çok bloke edici bir faktör olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ondan daha önemlisi basketbol operasyonları hiyerarşisi ve yönetimi. Knicks orada epey aşama kaydetti. Yani bu şeyler, CIA'ciler falan derken hem bağlantıları daha kuvvetli hem de daha sağlıklı işleyen bir yapısı var. Operasyonel anlamda daha iyi bir Knicks var. Bundan 10 yıl öncesine falan göre kıyasla çok daha sağlıklı bir Knicks var. O yüzden oyuncuları çekmek imkansız değil. Ama zaten salary cap falan durumlarıyla ilgili konuşursak yani şu anda ilk etapta daha kısa vadede takasla birilerini almaları daha mümkün gözüküyor. Fakat hani diyelim ki yer açıldı ve transfer piyasasına girdiler. Biriyle masada görüşmedeler. Ben herhangi bir oyuncunun Knicks'i para sunabiliyorsa eğer çok geri çevireceğini bu aşamada dolunu falan düşünerek geri çevireceğini düşünmüyorum. Hatta zaten her zaman bir cazibe merkezidir. Hem New York'tan ötürü hem Knicks'in şeyinden ötürü. Albenisinden ötürü. İstersen 2-3 soru daha alalım. Ben göremiyorum tabii saati vesaire Ben de. bir saniye abi. Uğur Sema, Anadolu Efes'in esas sorunu Türk oyuncu kalitesi bence. Gelecek sene içinde transfer pazarı oldukça kısıtlı. Furkan'ın dönüşü ihtimal dahilinde olursa takımın çatısını kurmak zor olmayacaktır. Yani çok bir soru olmamış ama bir yorum olarak bunu ekleyelim dedik. Ya esas sorunun bu olduğunu düşünmüyorum ama sorunlardan birinin bu. Yani esas sorun bu değil ama bence. Ama sorunlardan biri bu kesin. Ya bugün Beşiktaş'ın yerli oyuncu rotasyonu yani Efes'in gerisinde mi? Tartışılır. Tartışılır yani. Hani yüzden ben bu konuda özellikle lig şampiyonluğunu konuşursak ve Larkin'in işte pasaportunun artık Türk pasaportu olmadığını da hesaba katarsak bu konuda ciddi bir handikap olduğu ortada. Çünkü sonuçta Fenerbahçe örneğini verdiğine Tarık işte Türk oyuncusu statüsünde o takımda oynuyor. Ya şey olsa da devşirme statüsünde milli takımda oynasa da. Haricinde işte Sertaç gibi Euroleague tecrüben bir oyuncu var. İşte milli ligde zaten çok uzun yıllardır rol alıyor. Yani buradan biraz sıcı pazarında
lazım. Özellikle kısa rotasyonla gibi düşünden. Eğer milli takım statüsünde oyuncu, Doğuş'un işte bir sakatlığı o yüzden hani burada bir eksiklik olduğu söylenebilir. Ama yine de hani 1-2-3 rotasyonu bence çok yeterli değil. Öte yandan yani Furkan büyük bir soru işareti Furkan. Yani ben şimdi Furkan'ın Türkiye'ye geldiğinde de Avrupa'da bir takıma geldiğinde her daim etki yaratacağını savunuyorum uzun bir süredir. Bu defalarca yayınlarda konuştuk bunu. Ama çıkarıp 2 milyon dolar verir misin Furkan'a senelik? Bence tartışılır. Yani vereni anlarım, vermeyeni bugün daha çok anlarım. Ya zaten tatlıklar var. Zaten oyuncunun ne kadar kafasının dolu olup tartışır. Yani tüm bunları düşündüğünde NBA'de kalmak istediği ortada. Çünkü normal şartlarda Furkan gibi bir oyuncunun bu sene NBA'de karşı karşıya kaldığı pozisyonda şu kafa yapısında olmasını beklersin. Evet, ben kesildim. Paramı alıyorum. Sıkıntı yok. Bir takımda oynayacağım. Sezonu orada bitireceğim. Hı-hı. Artık Beşiktaş mı, Karşıyaka mı, ne bileyim Gran Canaria mı, Tenerife mi fark etmez yani. Yani Avrupa'da oynaması şart değil şey olarak. Yani Avrupa Ligi'nde, Euro Lig'de oynaması şart değil. İyi bir yerel ligle de devam edebilirdi, evet. Devam edebilirsin, evet. Yani fark yaratmak için kendine güveniyorsan, özgüvenin varsa, ama Furkan hani buna hazır olmadığını hissetti. Buna da saygı duymak lazım. Ben hani oyuncuyu sonuçta kimse ondan daha iyi tanıyamaz. Hazır değilse bu konuda bir reputasyon kaybı, bir saygınlık kaybı yaşamak istemedi. Ve kararını bu yönde verdi. Buna da saygı duymak lazım. Ama işte tüm bunlar birleştiğinde çıkıp 2 milyon dolar verir misin Furkan'a? Tartışılır. Yani hı hı. Ben hiçbir takımın buna yaklaşacağını şu aşamada düşünmüyorum. Yani Furkan'ın da çok düşük bir paraya NBA'den kalkıp Avrupa'ya gelmek gibi bir kariyer planı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yani orada emekliliği de alma ihtimali yüksek. NBA'de işte pension hakkı kazanıyorsunuz. O da var. Tüm bunlar düşünüldüğünde ortada kalıyor iş. Furkan'ın artık Furkan 97'li. Yani 27 yaşında zaten bir sene iki sene. Yani bu kariyer konusunda bir karar, net bir karar alabileceği zaten 2 yıllık bir periyot var. Çünkü 29 yaşından sonra aldığın karar kaç yıla etki edecek? Etsin sana 2 seneye. Yani Furkan'ın NBA'de kalacaksa zaten gelecek seneyi çok iyi geçirmesi lazım. Ve gelecek sene bulacağı takımla bir seviye atlaması lazım. Zaten o olmadığı sürece belli. Bir alternatif olmayacaktır yani. Tibet Oduncular. Selamlar, bugün Efes kazanır mı? Babaannemin emekli maaşını bastım. İyi yayınlar. Yani o... Şaka tabii ki bu. Şakadır. Gerçekse çok risk almışsınız. Ama bence yani kazanma ihtimali var tabii ki. Ama şöyle bir durum da var. Maalesef bu sezon Efes Euroleague'de iç saha dış saha performansı en kontrast oluşturan takım bile olabilir herhalde. Yani... 8 maçtır kaybediyor sanıyorum Efes deplasmanda, değil mi? Toplam deplasman galibiyeti 2 mi 3 mü bu sezon Anadolu Efes'in şeyle? Galiba 3 ama son 8 evet. Maç olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Aha. Son 8 maç olması lazım. Larkin'in abdominal sakatlığı var. Yani tabii ki geçmiş olduğu düşünülüyor ama işte 2 hafta yani 10-12 günlük süredir onu etkilediği ortada. Hı hı. Ya ben çok pesimist olmak istemiyorum ama Baskonya'nın mağlubiyet serisinde olması, ya bu tür maçlarda psikoloji biraz etkili ve evet. Baskonya'da çıkış arayan, içeride çok farklı oynuyorlar. Ben çok umutlu değilim açık gerekirse. Yani Efes'in bu sezon bu tip Euroleague deplasmanlarında ki işte maalesef genelini kaybetti. Yakın gittiğim çok sayıda maç var esasında. Bir süre önde gittiği ama hep böyle çok çarpıcı, maçtan sonra çok akılda kalan bir kırılma noktası oluyor. Yani işin enerji kısmını falan hep konuşuyoruz. Bunu oyuncular da ifade ediyor. Özellikle Sinan Erdem'de galibiyet sonrası demeçlere bakarsak. Orada tabii kazandıktan sonra oyuncular biraz daha böyle açık yüreklilikle bir şeyleri söyleyebiliyorlar. Ve biz burada büyük güç alıyoruz, taraftardan başka bir şeyle oynuyoruz, konsantrasyon ve motivasyonla oynuyoruz ama bunu dışarıda taşımak gerekiyor bu noktadan sonra diyorlar. Tabii ki bu işin çok önemli bir yatsınamaz bir tarafı ama
Bir de öyle kırılma noktalarında, kırılma anlarında artık daha ayakta kalabilmesi gerekiyor Efes'in. Yani o kırılma noktalarında hep kırılan olduk bu sezon bu evet. noktaya kadar. Evet, evet. Bir soru daha alacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım istersen. Şöyle bir bakıyorum. Hatta yani şöyle kısa kısa iki tane i̇ki yanıtlayalım. Ufuk Sarıcan'ın ve Karşıyaka'nın durumu ve istifa gelmemesiyle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce de artık veda zamanı geldi mi? Vallahi iki sene üst üste bir başarısızlık. Yani burada tabii ki ligi yani istifa zamanı geldiğini düşün. Bu sene için soruyor herhalde değil mi? Şu an için soruyor. Sezon sonu için evet olabilir. Ama şu an niye istifa etsin ki Ufuk Sarıcı? Yani ligde sonuçta Karşıyaka'nın underdog olarak bir final ihtimali var. Yani neden olmasın ki Beşiktaş'ın, Karşıyaka'nın bu takımların her zaman şu kadro yapılarıyla sürpriz yapma şansları var. Ama Karşıyaka ile alakalı konu Karşıyaka'nın ciddi maliyetli bir takım olması. Yani bu unutuluyor ya da çok konuşulmuyor. Ama Karşıyaka öyle ucuz bir takım değil. Yani Eric McCollum, Vito Brown bunlar çok Vernon Carey yani Türk oyunculardan işte Kenan'dır vesaire. Hani kadro böyle şey değil. Böyle çok mütevazı bir kadro değil. Yani bu kadronun Şampiyonlar Ligi'ni kazanması hani şey olmaz. Yani böyle Şampiyonlar Ligi kazanmıyorsa nasıl olur? Çok başarısız bir sezon geçiriyor Karşıyaka denmez. Ama sürekli yani işte son 8'in uzağında kal, son 4'ün uzağında kal. Yapama Avrupa'da bir iz bırakama ve ligde de baktığında hani böyle aman aman bir durum yok. Tabii ki bir başarısızlıktan bahsetmek mümkün. Ha, Karşıyaka bu ortamı kendi kendine mi hazırlıyor yoksa buradaki Ufuk Sarıcan'ın payı mı daha büyük? Biraz bunu konuşmak lazım. Çünkü yani Karşıyaka'nın hikayesi Ufuk Sarıcı ile başlıyor, Ufuk Sarıcı ile bitiyor. Şimdi burada Ufuk Sarıcı mı suçlu, Karşıyaka mı suçlu? Yani hani bence biraz böyle bakmak lazım. Çünkü Ufuk Sarıcı olmak bence çok rahat, çok konforlu, çok güzel bir his olmalı Karşıyaka özelinde. Yani şampiyon yaptı. Kuşkusuz Avrupa, ben Türkiye'de saha içinde Ergin Ataman'la birlikte en yetenekli koç olduğunu düşünüyorum. Ama yani motivasyon işte bir kere çok risk alıyor. Yani doğal bir yeteneği var bence antrenörlük için. Ama yani ne kadar hani bu Avrupa'daki genel koçluk, basketbol antrenörlüğü teamülleriyle güncel tartışılır. Yani maç hazırlığıdır işte uzun süreli mesela idmanlar bütün paket olarak değerlendirdiğinde bir Euroleague koçu mu Ufuk Sarıcı tartışılır. Ama bence Euroleague koçu olabilecek ve Euroleague koçu olduktan sonra hani orada kalabilecek potansiyelde koçluk yeteneğine sahip bir antrenör. Ama işte bence bir konfor alanında. Yani Gran Canaria işi. Keşke bu işler dediğim gibi hep yalanlanıyor. Yani hep reddediliyor. Hiç kabul edilmiyor bu işler. Ben Türk basketbolunda bu tarz işlerin hiç kabul edildiğini görmedim. Oktay Mahmut'in Real Madrid'e gidiyordu, gitmedi. Tau Seramik'e gitmedi. Ergin Ataman dışında Avrupa'da bu işleri alan bir antrenör yok. Oktay Mahmut'in Benetton'u çok kısa sürdü. Ufuk Sarıcı defalarca Kuban'a gidebilirdi, gitmedi. Gran Canaria'ya gidebilirdi, gitmedi. Niye gitmiyor yani? Keşke gitse. Yani bir görsek yani Avrupa'daki değerimizi ve Avrupa'da çünkü bu işler bence konfor alanının çok dışında oluyor. Ve Ufuk Sarıcı bunu yapabilecek yetenekte, kalitede, birikimde bir basketbol adamı. Ama işte bence bu tarz yapılar yani Karşıyaka bence büyük bir konfor alanı. Büyük bir konfor alanı. Yani anlayabiliyorum çıkmak istememesini. Ama başarısızlık olduğu da aşikar son iki senede. Ben de hani şunlara bir şey yapacağım son olarak. Toplu şu üç soruya cevap vereyim. Şimdi abi, şöyle abi. Yok yani aynı kategoride olduğu için. Şimdi Ali Enes Şahin, Orkun Bey Fenerbahçe'den soru almadın. Gerçekten ayıp ediyorsunuz demiş. Orada bir kişi daha. Murat Taş da abi bir Larkin'i sormadın ya. Şimdi Fenerbahçe'den soru şöyle. Bir yandan soruları takip ediyorum. Tek tek bütün soruları göremiyorum açıkçası yayın akışı içerisinde. Kaçırdıklarım olabilir ama benim gördüğüm Fenerbahçe'den transfer dışında
Herhangi bir Fenerbahçe ile ilgili soru gelmedi. Abi, transfer. Keenan Evans konuştuk işte. Yani hayır. Konuşacağız. Hayır. Yani Larkin soruluyor, o soruluyor, Yokubaitis yanmadar falan. Şimdi arkadaşlar bir de şu var. Nereden tamam. Transfer de yani ben gerçekten garip görüyorum. Final Four, ciddi Final Four adayı bir takımla ilgili sadece şey. Gelecek sezona dair o gelecek mi, bu gelecek mi, şu gelecek mi, bu gelecek mi? Bu Fenerbahçe de değil sadece. Yani Avrupa basketbolunda sürekli böyle bir merak ortaya çıkmış oldu. Bu belki sadece Avrupa basketboluyla ilgili de değil yani. Futbolda da böyle falan. Sezon devam ediyor. Fenerbahçe'nin sezonu çok devam ediyor. Final Four adayı çok ciddi biçimde. En ivmeli gelen takımlardan biri son mağlubiyete rağmen. Ve sürekli olarak bir şey böyle Larkin mi olacak, o mu olacak, bu mu olacak? Ben yani genel olarak bunları işte biraz dışarıda bırakmaya çalışıyoruz. Tabii ki tamamen değil ama sürekli bir isim, ortaya atılan isim üzerinden o ihtimali konuşmak, dedikoduyu konuşmak da bence çok sağlıklı bir durum değil. Ona öyle yanıt vermiş olayım. Bir de siyasete dokunan konulara girmek istemiyor musunuz gibi bir şey demiş. O da herhalde yani Maccabi de sizce dışarıda bırakılması gereken bir takım mıydı gibi bir soru vardı. Abi kaç kere biz bununla kaç ilgili kere konuştuk abi. Yani onu da söyleyelim. Evet yani biz burada bir ikiyüzlülük olduğunu daha önce söyledik. Yoksa girmek istemediğimizden değil. O da herhalde umarım sorunuza cevap vermiştir. Evet. Ağzına sağlık. Zaman zaman takılmalar oldu. İzleyicilerimizden özür dileriz. Biraz bağlantıda problemler oldu ama genel olarak yani o kısımlarda anlaşılmıştır diye ümit ediyoruz. Bugünlük bu kadar diyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak burada gör. Bayanlar baylar, güzel bir alışveriş gününden herkese merhaba. Ve alışveriş yüksek bir tempoyla başladı. Nefes kesen bir mücadele izliyoruz. Şık bir perdeleme, Merve trençkota doğru gidiyor. Aldı, onu da aldı. Derken Merve iyi yükseldi. Ayakkabıları aldı ve son saniye atışı. Bravo. Sevgiliyle Merve. Gidilen alışverişi eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Milyoner. Maçın eğlencesi milyonere girdiğin an başlar.